Evet, dün küçük mutfak dedik, dar dedik, alan yok dedik, dönemiyoruz dedik. Maşallah şimdiki de maraton yeri. Nihal'in evi yine şanslı bence. Dünkü gibi kolay basit bir eve benziyor. Kadir, belki sırası değil ama şu yağlı tavayı görünce aklıma geldi. İzmir'e geldiğimizden beri balık yiyemedik vallahi. Yedirmediler mi kimse size yok, balık? Yok kız, hala balık. Yok Nihal Hanım, hala yiyemedik. Aa! Bir şey diyeceğim, burası balık kokuyor ama. Esnaf balık kokuyor değil mi burası? Vallahi kokuyor. Sen bir yıldır pişirme balığı, bak millet nasıl pişiriyor her vallahi, gün her günde. Millet sen çatı... Ooo, ocağa bak. Ay ben sana var ya. Bence de iyi ki de bir sene pişirmedim ben balık. Daha da pişirmem de zaten. Çok kötü. Yağ içinde. Ha onu eğdin, olan yağ da arkasına attı. Az eyvah, daha oldu. Eyvah eyvah. 6-0 ya. Mutfak dolapları çok kötü. Yani kimse Nuri Bey buraya da mutfağınız zaten temizli demez inşallah. Ha, Nuri'yi de göreceğiz. Düne göre mutfağın daha çok dolapları var. Ama çok aşırı batık, aşırı kötü bir dolap değil. Yalnız arkadaşlar ben dün çekimden sonra konuştum da Nuri Bey'le. Çok iddialı kendisi. Yani nasıl anlatayım? Öyle böyle değil. Aa. Bir de ses, bence Nuri sadece konuşuyor. Ben bu kadar söylerim. Konuşuyor tamam ama eli de işleyecek gibi görünüyor. Ah Melda, inşallah eli de işler, dili de işler. Yani eli de dili gibi hızlıysa yalar yutar her yeri diye. İnşallah göreceğiz bakalım. Ha, çok konuştu ama. Bayağı konuştu. Bekleyeceğiz ve göreceğiz. Ben işten anlamıyormuşum, yemekten anlıyormuşum öyle söylüyor. Madem yemekten anlıyorsunuz nerede yemekleriniz? Bir şey... Kulak tatlı yapacaktım bugün. Kadir, niye kalbura bastı. İnan akşam eve geç gittim, ceviz yok. Ceviz olmasa ama yarın sardı. Sana kalbura bastıları böyle önüne böyle sereceğim. Yarın sözüm söz. Ses. O zaman bugün de balıklar bizden. Oo iyi o zaman. Aa kız için. Aa balık. Şşt, sen alma dış ses. Evet, Nihal Hanım'ın balıkla iş ilk karşılaşması. Ama dış ses dedi ya balıklar benden bugün diye. Bunları oltayla tuttum. Oo çok güzel yakalamışım bunları. Nihal bunlar çok kötü kokuyorlar. Ölmüş bunlar balık gibi çeşit ne? He? Bunlar küçük çupraya benziyor bence. Ben hiç balığın modelinden anlamam. Bunlar ne balık levreye bu? Benziyor değil mi? Yok canım ne alakası var? Bence küçüğü bunlar sazana yavru benziyor. Yavru yakalamışlar bunlar ya. Sazana benziyor bence sazan bunlar. Sazan mı? Sazan olmaz, sazanı ben bilirim. İskorpit bunlar arkadaşlar. Öyle bir balık mı var mı? Dönden geldim geldim. İskorpit gibi o ne biçim balık? Geldim geldim balık yemedim diyor. Vereyim mi bir tane dış ses? Yok sağ olun ben sonra ısıtır yerim. Salata da. Hiç balık bir daha ısıtırsa yenir mi? Yenir tabii. Üstüne de süt ver bir bardak sıcak sıcak. Salata da varmış. Bir şeycim lastiklerin aralarına bakar mısınız? Ana! Şişt, bu adam kesin... Aa! Aman yarabbim bakar mısın? Sanki Piri Reis'in evi mübarek. Bu kadar balığı nereden bulmuş bu adam? Kesin bu adamda av merakı var. Ama buzdolabı gerçekten kötü, içi kötüydü. İçi balıklarla dolu. O balıklarla nasıl baş edecek merak ediyorum. Nihal Hanım daha önce hiç balık restoranına gittiniz mi? Hiç gitmedim dış ses. Aa, aynı bizim Kadir gibi. Gerçi o bir kere gitti ama pişman oldu. Evet biliyorum o muhabbetini Kadir'cim ya. 900 lira. O zaman bu zaman bir daha artık önünden mi geçersin, kenarından mı? Dur budur ağzıma daha balığı hiç sürmedim. Zaten evde hiç pişirmiyorum. Yani evde nefret ediyorum o balığın pişmesine. Vallahi çocuklarım var Kadir mecbur. Ya pişirmek zorundayız. Sahiden hiç balık restoranına gitmediniz mi? Hiç gitmedim. Niye? Onu artık benim beyime soracağız. Pazardan alıp evde pişirmek varken millet niye gitsin restorana? Alıyorum mis gibi temizliyorum. Bir de böyle yapıyorum. Bir kızartıyorum. Hemen vanilya. 900 lira vermek Kadir. Varken. Vanilya mı? Evet. İki tane vanilyayı suya koyacaksın ocağa. Bir yandan pişerken o bütün kokuyu çekiyor. Bunu dene. Durun durun. Bu püf noktasını hanımlara bir kez daha duyuralım lütfen. Arkadaşlar sizlere sesleniyorum. Balık restorantında 900 TL'yi vermek istemiyorsanız, evde pişirmek istiyorsanız bir yandan balık pişirin. Bir yandan cezvenin içine iki tane vanilya koyuyorsunuz ve onu kaynatıyorsunuz. Ve bırakın kaynasın kıtır tıkır tıkır tıkır. Bütün kokuyu içine çekiyor. Bunu unutmayın. Mutlaka deneyin. Ben eve gidince deneyeceğim. Ama ev kokarsa sizi ararım. Aspiratör de çalıştı. Ara İzmir'den acı bademeden. Ben de işe yarıyordu ses. Seni bilemem. Ben hayatta denemem onu. Balıkları çıkarmazlarsa çok büyük bir koku olacağını işaret ve çıkacağını zannetmiyorum bu kokunun. Bakalım bunu halledebilecek mi? Buzdolabındaki koku temizlendiğinde zaten gider. Kız bu mutfakta kadar büyük. Cama bakar mısın Allah'ını sever. Kadir'ciğim şimdi şöyle bir konu var. Buradan sonrası mutfağa dahil olsun mu olmasın mı'yı konuşuyoruz. Görüyorsunuz burayı açıp balkona bağlamışlar. Doğru söylüyorsun. Açar adamın evi. Bu geniş ev. Ben olsam ben de açarım. Yalnız bak iyi düşün öyle karar ver. Çünkü burada çok fazla cam var. Ya da gidiyor bak bir kafanı bir uzat uzat uzat. Daha göremedim ben. Sonu nerede bilmiyorum. Bence hiç uzatma daha. Hala uzatalım mı?
O camlar için de şunu söylemem gerekiyor. Temizlenip temizlenmemiz daha belli değil. Ama ben istiyorum ki yani ön tarafını yerleri değil de cam taraf camı tertemiz bir şekilde görmek istiyorum. Şuraya ama bir... adam bunu sonradan yapmamıştı siz. Allah Allah. Hani filmlerde oluyor ya, şuraya bir 50 lira sıkıştır bir daha. Sıkıştı, hallederiz. Sorun değil, sıkıntı yok. 10 bin liradan 1 lira sıkıştıracaksan dahil etmeyelim. Hadi çabuk karar ver. Bence burayı salonu görmeden bir şey diyemem. Salona bakmamız lazım. Salonun durumuna göre. Tamam. Hadi gel. 1 lira sıkıştı, ben orayı görmezdim. Halledeceğiz, sıkıntı yok. Nihal Hanım'ın temizleyeceği salon iki taraftaki vitrinleri ve turuncu koltuk takımıyla dikkat çekiyor. Mobilyaların üzerini kaplayan toz bulutu bu salonun ne kadar kirli olduğunu gösteriyor. Yerlerin pisliği, duvarlardaki ve halıdaki lekeler, temizlenmesi gereken camlar sıraya girmiş yarışmacımızın ilgisini bekliyor. Bakalım Kadir bu salon için neler söylüyor. Evet, meşhur salonum. Al sana vitrin. Al sana konsol. Mutfağın orası katılmayacak. Vitrin, konsol, bu koltuklar. Karşıdakini görmüyorum ben. Ne kadar merhametliyim, görüyorsun değil mi? Bunun altını çizersen sevinirim. Bak orayı... Sen merak etme, halledeceğim. Yok, bu salondan sonra imkansız zaten. Orayı kesinlikle katmıyoruz. Orası çıktı gitti. Koltuklar çok kötü, oturma yerleri bayağı kötü. Kafa koyma yeri. Gene kafa yağ. Hele o perde, arkada yüz kısmı yağ. Kız İzmir'de de var mıymış böyle kirli? Varmış Kadir. Salonda da çok büyük işler yok. Camlarına baktım, öyle çok kötü değil. Vitrinleri var iki tane. Onlar da aman aman kötü değil yani. Tozunu aldığında güzel silerse hakkından gelebilir. Şimdi vitrin var, bunlar var, konsol var, koltuklar silinecek. Cam, tül, salon kötü. Ama burası temizlendi mi güzel parlar, mobilyalar siyah. İnşallah. Salona da gelirsek o kadar fazla onu zorlayacak bir salon yok ortada. Hadi tuvalete. Tuvalet. Doğum günü yaptınız arkasından sonra. Her şeytan bir de doğum günü yapmış. Belki de bomba gibi patlayacak bugün Nihal. Hadi bekle göreyim. Kadına baksana, sanki iyi bir laf söylemişsin gibi seni destekliyor. Bu haftaki yarışmacılar ama beni hep seviyor. Bomba gibi belki patlayacak derken... Yani ortalığı kasıp kavuracak gibisin her şeyi. Sen yanlış anladın da siz. Kız bunu aramızı bozmaya. Sen merak et. Bomba gibi patlayacak diyor. Bomba gibi geliyorum. Para çok, para çok. 10 bin lira. Bu haftaki yarışmacılar beni hep seviyor. Girme aramıza bak. Dersen benim hep beni seviyor. Hadi banyoya gidiyoruz. Evimizin banyosu tam anlamıyla berbat halde. Duşakabinin zemini ise adeta çamur içinde. Klozetin pisliği ise başka bir mesele. Bu banyoda çamaşır makinesi bile kir ve yağla kaplanmış. Şöyle bir etrafa bakınca anlaşılıyor ki bu mekanda temiz tek bir nokta bile kalmamış. Klozete bak. Kapıyı kapatın, bu güzel hava dışarıya kaçmasın. Cama aç camı. Cama aç dedim. Yalnız camın da filtresine bakar mısın? Buradan da nasıl hava alıyor? Olmaz ki bu. Küvetin içi çok kötü. Ne kokuyor burası? Ayak kokuyor burası. Bu kokuyor bu. Çorap kokuyor. Hey. Sadece çorap değil, başka bir şey daha kokuyor. Bak şu da kokuyor olabilir. Berbat, baksana zaten yumuşatıcı gözü böyle olan bir evde ne beklersin ki sen? Paspasa bakar mısın? Arkasından bunu serce dış ses sonra buraya. Paspat kas katı kesilmiş. Aman yarabbi. Nihal vallahi felek sana bugün gülmedi. Evet, temizlik ama çok güzel olan görecek. Kadir. Böyle bir evde temizlik işi bence gösterir. Yani böyle bir evde temizliği yaparsam buradası da olmanız dedikleri zaman onların böyle anlını... Lafımızı çat 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 çat. Yağlı bir mutfak, tozlu bir salon ve çok kötü kirli bir banyo. Ve neredeyiz? Haftanın ikinci günde İzmir'deyiz. Evet. Nereden başlıyoruz? Mutfaktan başlamayı düşünüyorum. Çok bunlara kötü. İlk önce Kadir'cim deterjanımızı sıkalım. Deterjan yumuşasın. Ondan sonra banyoya geçiş yapalım. Mutfağa. Pardon. Mutfağa. Mutfak edersiniz. Mutfağa geçiş yapalım. Haydi bakalım. Bismillah deyip kolları sıvıyoruz. İkinci gün temizim. Ben burada bekliyorum. Tamam bekle. Tamam. Dur hemen kire sökücünü alıp geliyoruz. Kıy gitme. Gel. Çok pis esnaftan. Nasıl kokuyor? Burada ayak kokuyor. Orada balık kokuyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.